TV264 ekranlarından herkese merhabalar, günaydınlar efendim. Sabah kahvesi programı ile sizlerle birlikteyiz. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün 23 Nisan Salı. Çok özel, çok önemli bir gün. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı efendim bugün. Bundan tam 104 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı gerçekleştirdi ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. O günden itibaren de her 23 Nisan Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Günaydın Ayşegül abla, hoş geldin. Günaydın Sevdeciğim, hoş bulduk. Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bütün seyircilerimizin, tüm Türk halkının, bizi izleyen herkesin bayramını içtenlikle kutluyorum. Çok güzel bir gün, evet, çok anlamlı çok bir önemli gün. Bir gün. Kesinlikle. Hepimiz için. Bir de duygusal boyutu da var tabii. 50 küsur yıllık ömründe kendisi birçok defa imkanı olmasına rağmen baba olmamış, aile kurmamış ve Türk milletinin babası olmuş, hepimizin babası olmuş bir liderin bizlere armağan ettiği bir gün. Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, ulu önderimizi, liderimizi rahmetle anıyorum. Tüm Türk milletinin bayramını canı gönülden kutluyorum. Evet, daha güzel ortamlarda, daha iyi şartlarda çocukların okuyabildiği, eğlenebildiği, daha güzel şartlarda her yıl kutlanılmasını temenni ediyoruz. Evet. Bir de daha coşkulu. Evet. Bir de daha coşkulu. Yani her geçen yıl daha da zayıf kutlanıyor. Ben bu sene hep şaşırdım. Evet, şu dakikalarda mesela Sakarya Valiliği'nde bir çelenk sunma töreni var. O her milli bayramda valilik bunu gerçekleştiriyor. Standart, o artık evet. Standart ama onun haricinde bilmiyorum, muhakkak okullarda vardır kutlamalar. Muhakkak vardır. Okullarda kendi bünyelerinde var programlar ama valilik eliyle şehirlerde, Türkiye'nin her yerinde, Sakarya'ya özel evet, değil, çok zayıf geçiyor ya, gerçekten yok bayram. Kadar az. Kutlama yok denecek kadar az. Ben hatırlıyorum. Şenlik gibi değil yani. Sen de hatırlarsın. Ben çocukluğumda o gün erken kalkılırdı, okullara gidilirdi. Her okul bir stadyumda eğlenceler olurdu, etkinlikler düzenlenirdi. Herkes elinde okulunu temsilen bir yazı vardı, o yürüyüş yapılırdı, gösteriler düzenlenirdi. Çok büyük bir heyecan vardı. Veliler, o çocukların yakınları stadyuma giderlerdi, orada gösterileri izlerlerdi. Ve tıklım tıklım dolardı. Dolu olurdu. Dolardı. Yani vatandaş bunu istiyor evet, aslında. Evet, dolu olurdu. Dediğin gibi çok net hatırlıyorum. 1978 doğumluyum ben. İşte 5,5-6 yaşında ilkokula başladım. O günden beri tüm 23 Nisanları çok net hatırlıyorum. Tıklım tıklım evet, vatandaş. Ben Nevşehir'de doğdum, büyüdüm. Nevşehir'de bile. O stadyumları doldururdu. Evet. O şehir stadyumlarını. Ben de hani orada doğdum. O iş bitti mesela. Yok, artık öyle bir kutlama yok. Geceleri 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi kurtuluşumuzla, bağımsızlığımızla ilgili bayramlarımızda Fener Alayı olurdu. Evet. Saatlerce Fener Şimdi Alayları gezerdi. Şimdi 30 Ağustos'ta oluyor. Yani o da şey, işte CHP'nin düzenlemesiyle olan. Evet, aynen. Belediyeler bazında, belediyeler inisiyatifinde oluyor. Şimdi dünyanın her yerinde 4 Temmuz mesela, şurada 300-400 yıllık ömrü olan Amerika'nın bağımsızlık günü diyorlar. Bir de onlarınki iç savaş. Bizim gibi bir bağımsızlık günleri yok aslında. 4 Temmuz'u kutluyor. Dünyanın her yerinde bu tip günler kutlanır. Çünkü önemlidir toplumların hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihimiz ya. Bedeller ödenmiştir, şehitler verilmiştir. Ki bizimki gerçekten tam bir kurtuluş savaşı. Adı üstünde yani. Kurtuluşumuzun savaşı. Ve onunla alakalı bayramların bu kadar sönük kutlanıyor olması. Ben çok üzülüyorum. Çok üzücü. Biz coşkuyla kutlandığı zamanlarını bildiğimiz için. Evet. Bize bizim, tuhaf geliyor. Evet, bizim yaş zaten grubumuz için ekstra üzücü. Hani Z kuşağı hep böyle gördü ama ekstra üzücü. Yani milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum mantığıdır bu. Milliyetçilik, ırkçılık
zararlıdır ama milliyetçilik faydalı bir şeydir, evet, önemli bir şeydir. Canım, değerlerimizi onun korumak için, lazım. Halkın önünde hiçbir güç duramaz. Biz kutlarız bayramlarımızı. Yani unutulmaması gerekiyor. Dediğin gibi aslında 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması o dönemde aslında Kurtuluş Savaşı'nın bir başlangıcıdır. Tabii. Bir işaretidir. İlk olarak Mustafa Kemal Atatürk o günü çocuk bayramı olarak ilan etti ama aradan 4-5 yıl geçtikten sonra bu bayram ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak aslında ilan etmiş oldu ve 5 yıl sonra tam anlamıyla çocuk bayramı kutlanmış oldu o dönemde. Bir ulusun kurtuluşunun, egemenliğimizin simgesi olan bir gün. İnşallah böyle burup geçmeyeceği yani zamanları da görürüz. Aslında çocuk bayramı değil. Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün Türkiye'nin kalbinin en önemli noktasının açılışla yıl dönümü. Evet. Yani aslında iki önemli olay var bugün. Çok. Çok önemli yani, evet, olay var. Evet, çocuk bayramı kutlanıyor ama aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı da kutlanıyor. Bunu da unutmamak, göz ardı etmemek lazım. Bir de tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisinin, çocuk özleminin de aslında bir simgesi bugün. Evet. Özelinde aynı zamanda işte evlat edindiği, aslında ben şöyle der hani bütün Türk çocukları benim evladım. Hı hı. Kendim, ben de bir Türk evladıyım. Aslen çünkü çakmak bakışlı sarışın bir kurttur ya, hani bir bozkurttur, çok da milliyetçidir. Onun için de milliyetçiliği halkçılıkla birlikte, laiklikle birlikte her zaman ön planda tutmuştur. Buruk tarafı da şu, ömrü cephelerde geçen bir başkomutanın çok da nasip de olmadı. Evet. O hizmet etmek için aslında başka şeyleri bir kenara itip kendi aile özel hayatına odaklanmadı. Bir aile kurmadı. Onun için evlatları var. Bizler hepimiz onun evladıyız. Belki bir tane öz evlat olmadı ama milyonlarca evladı, evladı var. Evet, hiç öz evladı olmadı. Aslında o kadar zeki, o kadar cesur, o kadar karakter olarak, insani olarak yüksek birinin genlerinin kalması aslında çok güzel olurdu ama... Bizler yaşatacağız. O ömrünü bu ülkeye heba etmeyi tercih etti. Onun için de kendi de bir Türk evladıdır. Türkler de onun, Türkiye'liler ve Türkler de evladıyız. Onun evladıdır. Şüphesiz. Aynen, 84 milyon çocuğu var. Kesinlikle. Tabii ki şimdi hemen bir alalım arkadaşlar Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi'ni. Biz bugün çocuk bayramını kutluyoruz ama hem Türkiye İstatistik Kurumu da yayınladı. Bugün hem eğitim anlamında hem çalışma şartları anlamında, yaşam koşulları anlamında her çocuk çok şanslı değil ne yazık ki. Son açıklanan rakamlara göre de Türkiye'de 759 bin çocuk çalışmak zorunda. Hayat mücadelesi, daha o küçücük yaşlarda küçücük bedenleriyle hayat mücadelesi vermek zorunda. Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi de çocuklar ağlamasın dedi. Sakaryalılara sorular yöneltti. Çocukların ağlamadığı bir dünya temennisinde bulundu vatandaşlar. Sadece biz Türk milleti olarak değil, tüm dünyada o masum gözler, o masum bakışların gülmesi gerekiyor. Bugün Orta Doğu biliyorsunuz kan gölüne dönmüş durumda. Orada binlerce çocuk katledildi. Binlerce çocuk annesiz, babasız, ailesiz, yuvasız, barksız kaldı. Büyük travmalar yaşadılar. Yaşamaya da devam ediyorlar. Aslında bu 23 Nisan'da dünyanın dikkati çektiği noktalardan bir tanesi efendim Filistin'de olan çocuklar, o savaşın ortasında kalan masumlar olmuş oldu. Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi'nde zaten Filistin'de çekilen bir fotoğrafı bugün manşetine taşımış oldu. Ve vatandaşlar da çocukların ağlamadığı bir dünya çağrısı yaptılar. Bizim de hep temennimiz o, çok doğru. Çocuk gülerse dünya güler. Aynen öyle. Filistin konusu gerçekten dünyanın kanayan yarası şu anda. Evet. Medyada takip ettiklerimizin satır aralarını okuduğumuz zaman, haberlerin detaylarına biz tabii mesleğimiz gereği indiğimiz zaman şöyle bir tablo görüyoruz. Sadece Orta Doğu halklarının, Filistin'deki mazlumların en başta değil, Orta Doğu halklarının, Türklerin, bizim hassasiyetimiz çok yüksek bu konuda, Türklerin değil aslında Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu konuyla ilgili birçok vatandaşın, ülke insanının protestoları
gösterileri ve isyanları var. Evet. Hem Amerika, hem Avrupa menşeli, hem bizim ülkemizdeki ana akım medyalar bunları çok detaylı vermese de bu haberleri artık internet ve sosyal medya sayesinde sıklıkla her görüyoruz. Şey duyuluyor. Hatta çok basit. İsrail'de yaşayan Yahudilerden ciddi kalabalık bir grup Netanyahu'ya karşı bu savaşa isyan eder vaziyette. Evet. Hal böyleyken, dünyada birçok tepki varken, en başta da bizlerde, Amerika ve İsrail lobisinin ısrarla bu katliamı, bu soykırımı, bu vicdansızlığı, ahlaksızlığı, bu insanlık dışı durumu devam ettirmesinin nasıl mümkün olabildiğini ben hayretle izliyorum. Evet, bugün 23 Nisan, biz Çocuk Bayramı'nı kutlarken ülkemizdeki çocuklarımıza armağan edilmiş önemli bir kurtuluş günümüzün mihenk taşlarından birini kutlarken, evet şu fotoğraf diğer gazetelerde de var. Hemen bu yeni seferleri de verin arkadaşlar. İnsanın vicdanını sızlatmaması, ciğerini yakmaması mümkün değil. Çalışan çocuklarımıza üzülürken oyun oynayacak yaştalar diye bir de Filistin'de bu melekler, bunlar melek tatlılıklara bakar bebekler mısın? Bebekler ya, bebekler. Bu melekler birilerinin siyasi idealleri, nasıl söyleyeyim, ütopik projeleri uğruna siyasilerin ve yaşlıların, yetişkinlerin, kurbanı bu çocuklar oluyorlar. Ziyan ediliyor. Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir insanlıktır? Yani ben hiç ömrümde duymadım doğada bir aslanın başka bir aslanın yavrusunu yediğini. Doğru. Ya bir insan başka birinin çocuğunun ölümüne nasıl sebep olur? Savaş adı altında. Bu savaş değil. Filistin'de yapılan cinayet, çocuk cinayeti, çocuk katili. Çocuk katili İsrail. Bir dönem çok bu savaşın başlarında çok söylendi. Çok da doğru, hala da devam ediyor bu cinayet. Masumların ne günahı var? Baksana, küçücük çocuk, el kadar çocuklar orada. Yazıktır, günahtır. İnsan gülmeye de utanıyor. Birçok çocuk öldü. Binlerce çocuk öldü, katledildi ya. El kadar çocuklar, o anne babalar tabutlara koyamadan kendi elleriyle gömdüler Filistin'de çocuklarını. Sevde soykırım yapıyor çünkü. Özellikle çocuklara hedef aldıklarını düşünüyorum gelecek ben artık. Gelecek nesil gelmesin. Nesil tüketiyor, nesil kırıyor. Diye. Nesil kırıyor yani. Bunun başka bir anlamı yok. Bununla da o yani, bu olamaz. Artık bu kabul edilemez. Hiç tüm dünya nezdinde birçok ayaklanma, protesto var. Birikip bu bir yerde patlayacak çünkü hala ama devam ediyorlar. O kadar Netanyahu kulaklarını tıkadı ki dünyaya karşı. Amerika'yı arkasına aldı. Amerika zaten bu işe çanak tutan bir ülke. Onlar aynı ya. Aynı. Onlar aynı zaten. İşte şu sıra bir İran hareketlendi. Cevaplar cart curt verildi. Ama olan bu masumlara, masum insanlara oluyor zaten. Ne olursa sivilleri oluyor. Masum sivilleri oluyor. Şeyin Einstein, yanlış hatırlamıyorsam, bir sözü var. Çok severim ben o söz, oldum olası. İster savaşta, ister sokakta, ister hani normal hayatta, sivilde, ister haklı sebeple, ister haksız sebeple, ne olursa olsun bir insan bir insanı öldürse bu cinayettir. Öyle. Cinayet. Başka doğru. Hiçbir açıklaması yok. Nasıl hesap verecekler? Bu dünyanın her ne kadar inanmasalar da bir öbür dünyası var. Bu kadar masumun canına girmek, kanına girmek. Yani büyük Orta Doğu projesi. Nasıl ya, proje ne ya? Uyuyorlar. Şu çocuklara baksana, proje ne ya? Öldürmek büyük dünya projesi olsa ne olur ütopyanız? Nasıl o yastığa başlarını koyduklarında rahat uyuyorlar? İçleri nasıl rahat ediyor? Yani bu aslında dünyanın bir araya gelip bir şeyler yapması gereken bir konu. Sadece evet, Türkiye adımları var, çağrıları var ama bir Türkiye tek başına ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Bunun tüm dünyanın birleşip hareket etmesi gerekiyor ama çok fazla tabii ki Netanyahu destekleyen bir kesim var, karşı duran ülkeler var. Ya Amerika, İsrail ve arkalarında gizliden gizliye bir İngiliz lobisini dünya aşabilmiş değil maalesef. Fakat bu arada bu kabul edilemez. Orada bir çocuğun ölmesi bile kabul edilemez. Bir sivilin, kadın, ya erkek. Ya düşünsene, hayatta kalan çocuğun da yaşayacağı ömür boyu travmayı, annesini babasını kaybeden çocuklar. Şey geldi. Bu arada Sakarya Valiliği arkadaşa bu programı İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzenlemiş bu arada. Yani Sakarya Valiliği'nin düzenlediği bir program değil. Gelen bilgiler bize o şekilde. Hatta programda orada sevgili Özkaya Kaya muhabir arkadaşımız, orada Vali Yaşar Karadeniz'e Büyükşehir Belediye Başkanı bu programda yer almamış. Yüksek ihtimal başka bir program var. Oraya katılım sağlayacaklar kendileri. O yüzden yer almamışlar.
Ama yine de bu da çok güzel evet, bir program. Evet, çocukları görüyoruz. Evet, İlkokul çocukları. Özkaya Kaya şehir içinde transfer halinde, onları da gönderecek büyük bir ihtimalle programları. Çok güzel olmuş ya. Bakar mısın? İşte bak, bunu çok daha büyükleri kutlanıyordu eskiden, bahsettik ya. Ya bu ne? Bu hiçbir şey. Yani o stadyumlar dolu olurdu, tıklım tıklım oturmaya yer bulamazdınız. Çocukların mutluluğuna bakar mısın? Ne tatlı sallıyorlar bayrakları yani. Çünkü onlar için çok büyük bir gün. Çok güzel. Çok, hepimiz için evet. Çok büyük bir gün. Onlar için de çok daha farklı bir heyecan, anladın mı? Heyecan, ayrı bir neşe, ayrı bir enerji. Yani ellerinde Türk bayrakları... Hakikaten ya, o koca koca stadyumlar dolardı. Ne kalabalık gruplarla ve yapardık. Ben çok iyi hatırlıyorum. Biz böyle gösteriler falan okullar hazırlardı ya. Ben de yer alırdım o gösterilerde. Yağmur yağdığı zaman hep yağardı o da. Her 23 Nisan yağar. Geldi her 23 Nisan yağmur. Çok üzülürdük. Bir gece öncesinden dua ederdik. Allah'ım lütfen yağmur yağmasın, lütfen yağmur yağmasın diye dua ederdik. Yağmur yağdığı zaman da çok üzülürdük. Valla benim de çoğu 23 Nisan'da yağmıştır. Aynen, ben de bando takımındaydım. Trompetçiydim. Bizim o yıllarda kasklarımız vardı. Beyaz kask takardık. Miğfer gibi böyle. Beyaz etek, lacivert bluz, kırmızı kuşak. İşte elimizde bagetler, önümüzde bir trompet. Trompet takımında işte çalardık böyle kortejde. Yürüyerek. Sporcular, biz vesaire, yürüyüş. Öncesinde dediğin gibi günlerce hazırlanırdık. Evet. Kıyafetler belirlenirdi. Dikilirdi. Aynen. Sonra büyük bir heyecanla sahneye çıkan tiyatro sanatçısı gibi biz 23 Nisan'a çok giderdik. Kalbimiz ağzımızda evet. Atardı. Çünkü bütün resmen. Şehir izlerdi. Herkes orada herkes olurdu. Herkes stadyumlarda olurdu. Ama evet, çoğunda yağmur yağardı. Her 19 Mayıs'ta da sıcaktan fenalık geçirirdik. Sıcaktan fenalık olurdu. Yani evet. O tam gün, tersi. O gün ne hikmetse çok sıcak olurdu. Ayılanlar, bayılanlar. Şimdi bu çocuklarımızı görünce, tabii mutluluklarını görünce, heyecanlarını, insan ayrı bir tam bayram havasına giriyor, şenlik havasına giriyor. Giriyor ama bir yandan şunu da düşünmeden edemiyorum. Bizim kadar da çok fazla şanslılar mı diye de değiller. Sormadan geçemiyorum. Yo, değiller, açıkçası. Değiller, değiller. Yani ben şanslılardan görüyorum ben kendimizi açıkçası. Ben o günleri görebildiğimiz için. Bazen sosyal medyada falan öyle 90'lar, 2000'lerin başı falan karşıma çıkar. Çok duygulanıyorum açıkçası. Bu çocuklar onlardan mahrum büyüyorlar. O coşku nedir aslında bilmeden. O çocuklar 23 Nisan'ı şu an bu coşkuyu bu zannediyorlar. E tabi bu bir etkinlik. Bayram değil ki. Eski kutlanışı bayramdı. Bu zannediyorlar. Bayramdı. Aslında bu değil. Evet, okullarda dediğimiz gibi gösteriler var. Haber bültenlerimizde de bugün içerisinde değer alacak ama yok yani, ben o eski coşkuyu arıyorum, anladın mı? Olsaydı mesela stadyumlarda, Özkaya da ne güzel çekmiş, bakar mısın görüntüye? Stadyumlarda eskisi gibi olsaydı şimdi biz canlı yayınlardık. Canlı Sakarya Atatürk Stadyumu'nu bak bak. Ben bile hayal kurdum yani şu an. Canlı yayınlıyor olacak. Canlı verirdik programımızın içinde. Ama ne yazık ki zaman kaybı olarak görülüyor sanırım artık ülkemizde böyle yok artık şeyler. Yok ya, o da değildir herhalde. Öyle mi? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne ya da çok hani gereksiz demeyeyim de zaman kaybı herhalde. Onlar çünkü hazırlanmak uzun zaman alan şeyler. Hocaların hazırlanması, izinlerin alınması, bir plan program, tüm o şehirdeki okulların, ilçelerdeki okulların yapması. Bilmem yani, şimdi 20-25 yıl önce yapılabilen şey şu an daha kolay yapılır. Teknoloji, bence iletişim de daha gelişmiş. Ya şeyi de bile hatırlıyorum. Beceremiyorlar mı acaba? Ne dersin? O da olabilir. O da yani, olabilir. E tabi liyakatsizlik her tarafı sardı. Beceriksizlik de olabilir. 19 Mayıs'larda bile ben hatırlıyorum, benim zamanımda kutlamalar olurdu yine o stadyumlarda. Bu sefer liseliler hazırlanırdı. Rengarenk ellerine pompon kızlar. Atletik gösteriler. Dans gösterileri falan. Dans yine gösterileri. O Atatürk Stadyumu'nda yapılırdı o kutlamalar. Onlar da ortadan kalktı. Bizim şu an tek yaptığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk Bulvarı'nın orada bir tören düzenleniyor. O kadar. Bir de akşamına Fener Alayı oluyor. Onun haricinde yaptığımız hiçbir şey yok. Özlüyoruz o günleri. Gerçekten özlüyorum ben. Anıtkabir'e giden ve bayram kutlamalarına katılan siyasiler hangileri acaba bu sene? Çünkü biz de şöyle alışkınız. Kulağı ağrıyan, grip olan, bizim hep resmi bayramlarda devlet erkanı hastalanır. Hı hı. Acaba bugün kim hasta ve nasıl bir hastalık geçirecek? Hani bir iki gün sonra iyileşebilecek bir hastalık oluyor ya genelde bunlar hemen.
Bugün kim hastalanacak ben çok merak ediyorum. Bu akşam anlarız. Bugün gün içinde anlarız haberlerde. Gün içinde ajanslar geçer haberlere. Aynen. Kim aniden rahatsızlanacak çok merak eder vaziyetteyim şu anda. CHP Başkanı Oğuzcan Cüroğlu'nu gördük az önce. Başka da bir il başkanı falan görmedim ben başka bir partinin ya da kaçırdım. Oğuzcan Cüroğlu ile ilgili dün yaptığımız programa hani üstümde kalmasını ileteyim. Ortada yoklar dedik ya. Evet. Gerçi sırada gelemedi bir türlü falan dedik. Evet, onlar daha gelemedi. Seçim sonrası değerlendirme toplantıları Ankara'da ve Sakarya'da yoğun bir şekilde devam ediyormuş. Sürekli transfer halinde olduğu için ve Ankara'da olduğu için pek fotoğraf verememiş basına. Onunla ilgili o CHP'ye yakın kanattan bir bilgi var. Evet, kulis bilgisi var. 23 Nisan içinde geldi herhalde. Evet, eğitim camiasını efendim ekranlarda görüyorsunuz. Siyasetçilerden de benim şu an tek çıkartabildiğim Oğuzcan Cüroğlu var. Yanındaki kim? Güneş gözlüklü. Çok tanıdık. Çok tanıdık ama ben de çıkaramadım. Ben de çıkarttım. İsmini unuttum daha bir doğrusu. Bir de gerçekten siyasi partilerden neden sadece başka il başkanı yok Oğuzcan Bey var? Ya dediğim gibi başka bir program var. Büyükşehir Belediye Başkanı da katılamamış bu programa. Valimiz de katılamamış. Ya başka programa katılmak için aynı saate mi denk geldi? Ne oldu? Çünkü bunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği bir programmış program, evet. Bu. Büyük ihtimal bir okullarda olur ya protokolün katılımıyla fikstir bu. Büyük ihtimal o tarz bir program var. Hatta Özkaya da buradan sonra oraya geçiş sağlayacak. Oraya büyük ihtimal katıldılar diye düşünüyorum ben açıkçası. Düşüncem o yönde. Bakacağız. Gün içinde öğreneceğiz. Özkaya birazdan atar videoları, fotoğrafları programımıza denk gelirse eğer. Takip ediyoruz efendim. Paylaşacağız evet, sizlerle program de. Bitmeden denk gelirse hepsini paylaşacağız. Şimdi geçelim diğer gündemimize istersen. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Niye yok? Buruk. 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 Gerçekten buruk Yeni Sakarya Gazetesi'nin dediği gibi buruk ama hep temennimiz şu. Üzgünüm daha yani. İyi bir dünyada, daha iyi bir Türkiye'de. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar bizim geleceğimizin şu anda emanetçileri. Biz onlara bu dünyayı miras bırakacağız. Daha iyi bir dünya bırakmamız gerekiyor. O yüzden inşallah çocuklarımız ilerleyen dönemlerde, yıllarda çok güzel bir dünyada yaşarlar. Çok daha iyi şartlarda. Eğitimin, sağlığın, her alanın daha iyi olduğu şartlarda bu dünyada yaşamlarını sürdürürler. En büyük temennimiz o. Ve çocukların gözlerinden de yaş aksın istemiyoruz. Bu dünyada özellikle Türkiye'de son yıllarda artan, bu konuya da değinmeden geçemeyeceğim, çocuk istismarı konusu. Ne yazık ki. İnşallah duymayız, görmeyiz ve bunu yapan zalimler de inşallah en ağır şekilde cezalarını alır. Adalet yerini bu noktada da tam anlamıyla bulmuş olur temennisinde bulunmak istiyorum açıkçası. Daha güzel bir dünya bırakalım çocuklarımıza. Çünkü çocuklarımız bunu hak ediyor. Onlar bizim geleceğimiz. Evet. Başka ne diyelim yani? Aynen, aynen. Çok güzel konuştun. Ağzına sağlık. Şimdi Ankara'ya götüreceğim sizleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türk İş'i ziyaret etti efendim. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi ve o ziyarette önemli noktalara değinildi. Şimdi 1 Mayıs Sayın Ergün Atalay 1 Mayıs ile ilgili açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs'ı bu yıl Bursa'da kutlayacaklarını söyledi ama satır başlıklarına baktığımız zaman ilk olarak asgari ücrete değindi Sayın Atalay. Geçtiğimiz hafta Bakan Işıkhan bir açıklama yapmıştı kabine sonrası. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını söylemişti. Sayın Atalay da aslında tüm halkın düşündüğü şeyi söyledi. Bırakın asgari ücreti bir kenara da enflasyonu aslında düşürün mesajını verdi ve her açıklamasında yaptığı bir çağrı var vergi düzenlemesiyle ilgili. O çağrıyı yineledi dünkü ziyarette. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın mesajı verdi. Gidelim Ankara'da Türk İş İl binasına o ziyarette neler yaşanmış izleyelim. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak lazım.
Her konuşmasında vurguladığı o konuya bir kez daha değindi. Vergi düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Atalay, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili konuştu. Atalay, bu sene 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını Bursa'da düzenleyeceklerini açıkladı. Konuşmasında Bakan Işıkhan'ın 2024 yılı için belirlenen asgari ücret artış yapılmayacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Atalay, enflasyonun durdurulması gerektiğini söyledi. İşte ücretler konuşuyor, siz açıklama yaptınız asgari ücretle ilgili. Dediniz işte yılda bir kere yapılacak. İşte aşağı yukarı 40 senedir, son 2 sene hariç yılda bir kere yapıyorduk. Yani enflasyonu durdurmadan, tabir caizse, yani köylerde bir iplik vardı evvelden, küpler vardır. Küpün altını kapatmadan, küpün üstüne istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin, paranın bir önemi yok, hükmü kalmıyor. Yani onun için bir an evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belli bir noktaya çekmek lazım. Bursa'da gündemlerinin vergi düzenlemesi olacağını söyleyen Atalay, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini vurguladı. Vergiyle ilgili biz bu sene 1 Mayıs'ı Bursa'da yapacağız. Ana gündemimiz bizim Bursa'da yapacağımız 1 Mayıs'ta vergi. Ekim ayında meclise bu yasa geldiği zaman, bu bütçe görüşeceği zaman bu konuyu ele almak lazım. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak lazım. Biz Ocak ayında aldığımızı 2 ay sonra alamıyoruz. Yani bununla ilgili belki kökten kaldıramazsınız ama bununla ilgili kesin, elzem bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yani bu bizi de ilgilendiriyor, memuru da ilgilendiriyor. Yani işte Ocak ayında alıyorsun 20 bin lira para, bu Şubat'a geldiğin zaman başlıyor düşmeye, sene sonunda bu para düşüyor 16 bin liraya. Yani bunu kabul edilir bir tarafı yok. Onun için biz sizlerle, sizin çalışma arkadaşlarınızla bu konularla ilgili zaman zaman toplantı yapıyoruz. Zannediyorum bu ayın sonunda da uzun yıllardır yapılmayan, 10 senedir yapılmayan çalışma meclisini toplayacağınız. Yani biz burada sendikalar, sivil toplum örgütleri sıkıntılarımızı, problemlerimizi orada bir daha Sayın Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı huzurunda anlatırız ama işçiyi güldürmeden, emekliyi güldürmeden, taşeron işçisini güldürmeden, asgari ücretliyi güldürmeden, fakiri güldürmeden bu ülkede barışı sağlamamız mümkün değil. Esas bir anayasa değişikliği. Şimdi Sayın Ergün Atalay'a buradan selamlar olsun. Kendisi Sakaryalı bir isimdir. Çok da sevdiğimiz bir ağabeyimizdir bizim. Biz öyle saygılarımızla, görürüz kendisini. Selamlarımızla. Selamlarımızı iletelim. Kolaylıklar dileyelim. Kesinlikle. İşi zor. İşi çok zor. İşi zor. Hele ki şu enflasyonik ortamda, ekonomi bu şekildeyken çok daha zor işi. Söylediklerinde yanlış bir şey var mı? Kesinlikle yanlış bir şey yok. A'dan Z'ye haklı. Ekonomi profesörümüz, bu işin bilimini yapan Tahsin Hoca da aynı şeyi söylüyor. Evet, aynı ya aklın şey yolu birdir. Bu adil, adaletli, hakkaniyetli, eşitlikçi olan evet. Yönetim budur. Kesinlikle. Vergi yönetim vergi. Budur yani. Ben şunu anlamıyorum ısrarla. Neden hükümet bu konuda kulakları tıkadı? Neden tıkadı? Ben de şunu anlamıyorum. Yani neden biliyoruz da yani. Yani. Ben hani de neden hiç bu soralım. Biz gazeteciyiz. Bizim işimiz soru tamam, sormak. Biz biliyoruz ekonominin içine girdiğimiz zaman her hafta da konuşuyoruz ha, zaten. Yani o bir grup üst tabaka kaymaktan gidecek. Biten. Kaymaklardan gidecek aynen. O işte onun için o paralar ve öyle bir vergi düzenlemesi olursa. Bir de ben şeye çok takılıyım. Şu pırlantadan. Evet. Vergi neden alınıyor. Yıllardır söylendiği halde ısrarla tepki olduğu halde %1 mi alınıyordu? Evet, o da galiba %0'a mı indi bir ara geri düzenlendi falan ama %2 olmadı yani. Olmadı. Hala pırlantadan niye alınmıyor? Ya bunun mantıklı sebebi varsa bilmiyorsak bizim cahilliğimiz olsun yine açıklansın öğrenelim yani o zaman varsa bir sebebi de bilmediğimiz. Aymadığımız bir mevzu varsa en başta kaçırdığımız cahilliğimize verilsin. Öğrenelim ya tepki bu kadar mı kulak tıkanır evet, halkın sesine? Yani Ergün Başkan bakın her konuşmasında her gittiği yerde bakın 1 Mayıs'ta Bursa'da yine konuşacak yine aynı şeyi söyleyecek. Vergi düzenlemesi. Bugün seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Sakarya'ya miting için geldi. Türk İş Sakarya temsilciliği vergi
pankartı astırdı. Bunu asmıştı. Bu konuyu. Bu konuyu asmıştı ve Cumhurbaşkanı gelmeden bazı isimler o pankartı kaldırttırdı. Evet, Cemal Yaman çıktı, açıklama yaptı. Sosyal medya hesabında. Yani pankartın kaldırılması için dedi, baskı görüyoruz, indireceklerini söylüyorlar. Asılı kalmasını istiyoruz. Ya amaç zaten Cumhurbaşkanı'na sesini duyurmak değil mi, vatandaşın şimdi, bir sesini? Bir sendika temsilcisi, Sakarya temsilcisi Cumhurbaşkanı ile daha nerede görecek? Nerede iletişim sesini duyurabilecek? Bak tıkalı. Kulaklar halkın sesine tıkalı. Ama işte siz tıkalı. Böyle, ki bence bu olaydan yine söylüyorum, Cumhurbaşkanı haberi yok. Yok canım. İşe zarar veriyorlar partiye. Sıra afişlere mi gelir? Cumhurbaşkanı devlet yönetiyor. Yani bu şekilde partiye zarar veriliyor. Ne var ya? Bırakın sendikalar bir şekilde duyurmaya çalışsın sesini. Bugün sesi Cumhurbaşkanı'na duyurmayacaklar da kime duyurmaya çalışacak bu halk? Aynen öyle. Siz de bunu engellerseniz işin içinden çıkılmaz hale gelir. Aylardır bangır 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 Ergün Atalay bağırıyor. Vergi düzenlemesi getirilsin, azdan az, çoktan çok vergi alınsın. Ama biz ne yapıyoruz? Biz çok kazanandan az vergi alıyoruz. 17 bin lira asgari ücretle geçinmeye çalışan veya 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir kesimden vergi alıyoruz. Yani bu hak mı? Bir şey söyleyeceğim. Bundan daha doğal, daha normal ne var bu talepten? Yani bu pozisyonda şu ortaya mı bakıyorum? Evet, hayır, en başa bakıyoruz. Tamam. Bundan daha doğal, bundan daha normal ne evet, var? Evet, ben de söylüyorum. Vergiler az, senden de çıkıyor, benden evet, de çıkıyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok. Ha şöyle bir mantık gidiliyorsa bilemeyeceğim. Çok çalışsın, çok kazansın. İşte bu ekonomik sistemde de çok çalışınca çok kazanılmıyor. Öyle bir dünya yok. Hiç işe gitmeden, hiç çalışmadan yıllarca 30-40 bin lira, 50 bin lira bürokrat maaşı, belediye çalışanı maaşı alanları da biliyoruz. He. Çok mu çalışıyorlar? Yani bugün... Becersinler değil yani. Onlar da başarı, başarı değil zaten değil bu. Değil canım, devlet bünyesinde başarı değil. Çalışıp torpillerle bir yere gelip 4-5 maaş alan ve o 4-5 maaş da bu vatandaşın cebinden çıkıyor. Bankamatik memurları dediğimiz, bankamatik bürokratları dediğimiz kısım var bir de işin içinde. Yani yok, o zaten sebep de belirtmiyorlar da. Tamam, soruyoruz. Neden azdan az çoktan çok alınmıyor? Bu kadar, bu sorunun cevabı açıklansın. Ve işin enteresan tarafı, Ergün Başkan çok isabetli noktalarda bu tarz açıklamaları bir de yapar. Büyük ihtimal bu konularla alakalı devletin önde gelen isimlerinin yanında bakan var yanında. Asla çekinmez. Ay yanımda bakan varmış. Asgari ücret açıklamalarında Cumhurbaşkanı yanındayken bu açıklamaları yapan bir isim Ergün Atalay. Yani dedik sözünün eri bir insan. O açıklamalarda lafını kestim. O dediğin açıklamayı 2 yıl önceydi galiba. Televizyonda evde izliyoruz. Bizim evdekiler işte ara zamdı. Ya yakınlarımız var. Ergün Atalay tabii çekti resti. Dediğin gibi bir de şimdi herkes, bu kademelerdeki insanlar, her bürokrata, siyasiye rest çekebilir. Hı. Ama Cumhurbaşkanı'na. Tabii canım. Biz böyleyiz, böyle yapacağız demek doğrusu mudur? Doğrusudur. Kişisel bir saygısızlık yok tabii orada ki çünkü. Tabii ki yani. Bu sendikanın başında olan bir isim. Bunu yapacak. Ergün Başkan bir konuştu. Biz evde işte yakınlar, akrabalar falan tesadüf kalabalık seyrediyoruz. Herkesten Sakaryalılığını gösterdi diye bir ses çıktı. Ve işin ilginç tarafını biliyor musun? Cumhurbaşkanı da arası çok iyi. Çok iyi, çok seviyor Cumhurbaşkanı, evet, çok kendisini. Seviyor. Ki zaten iyi olduğu için yıllardır Cumhurbaşkanı da sevmese, saygı göstermese bir şekilde engellenir der Ergün Atalay'ın. Güven ilişkisi var demek kesinlikle ki aralarında. Sev de bak, şimdi şöyle bir şey var. Sen benim her yaptığıma abla çok iyi, çok güzel, harikasın dersen olmaz. O samimi zarar olmaz. Verirsin. Ben bilirim ki sen bana bunu şöyle yapma, bu şurada yanlış, abla o hatalı dediğin zaman ben sana gücenmem ki. Çünkü sen benim için düşünüyorsun, uğraşıyorsun, kaygılanıyorsun. Ergün Atalay da öyle. Dürüst ve güven ilişkisi var aramızda. Şimdi Ergün Atalay'la Cumhurbaşkanı da öyle. Cumhurbaşkanı biliyor. Şakşakçılar güvenilir değil. Her şeyi şakşak. Hatam da şakşaklıyorlar. Bu seçimde çok daha farkında vardığını düşünüyorum ben Cumhurbaşkanı. Aynen. Aynen. Ama şu vergi düzenlemesi temennimiz o ki inşallah yakın zamanda hayata geçirilir. Bakanlık bu konuyla i̇nşallah, ilgili bir adım inşallah atar. Ben bu bakanın tarzını beğeniyorum. Elinden bir şey gelmese de en azından
geliyormuş gibi görüşmeleri daha aktif yapıyor, daha çok ortaya evet. çıkıyor. Muhatap, Türk İş'le muhatap, hı hı. masaya oturuyor her yerde. Evet evet öyle. Hızlı çalışıyor. Ve naif kibar bir naif, insan. Kibar, sempatik biri, ilişkileri açık şöyle biri. Şöyle bir şey, eğitimli olduğu da evet, çok belli. Evet çok belli, çok belli. Konuşmasından belli. Sırıtıyor, evet. diğerlerinin arasında sırıtıyor. Yani hani bir bilgi donanımı var. Var, var. Hani... Tabii ki emir demiri keser. Belli ki bir şeyleri aşamıyor. Hı hı. Kendisinden beklediğimiz yetkileri ve kararları kullanamıyor. Ama en azından gayreti var. Evet. Hakikaten ya, her yerde. Şunu en azından herkesle görüşüyor ya. Tabii. Ya şunu açık açık söylemek lazım. Berat Işıkhan yani. Bizim 17 tane kabinede bakanımız var. Bizim Türkiye'de şu an sistem partili cumhurbaşkanı sistemi. Bu çok eleştiriliyor hala. Aslında bir kişinin ağzından çıkacak lafla, yani bugün bakanlar ne kadar özgürler, ne kadar istediklerini rahat bir şekilde söyleyebiliyorlar veya bir yanlış olduğunda hayır evet illa cevap söylerler ama ne sıfır. Kadar? %0. İşte o yüzden onlar da o düzene uymak zorundalar bir nevi. Uymayan zaten hani kelle gider deriz ya, kellesi kesiliyor anında bir gece kararnamesiyle. Vallahi Cumhurbaşkanı lavaboya gitmeyin, tuvalete gitmeyin dese bir sene gitmezler. Yani mesela. Gidemezler ki. Belki hep şunu düşünüyorum. Büyük ihtimal diyorum akıllarında illaki farklı şeyler var. Ya tabii canım, eğitimli, donanımlı şimdi, insanlar. Bunu sen ben görüyoruz. Bu işin ehli olan kişi mi bunun farkında değil? Bak Vedat Işıkhan. Biz bu kadar kızıyoruz bu sisteme, bakanlara, siyasilere. Şimdi dedik, beğeniyoruz, aktif birisi, elinden geleni yapıyor. Vereceği kararlarda özgür olsa, bakanlık yani eski bakanların, 1980-90'lı yıllardaki bakanların kullandığı yetkiler şu an onda olsa, çok büyük performans ve başarı beklediğim bakanlardan biri ya benim. Evet, ki Vedat ben, Işıkhan. Şu anki kabineyi açıkçası beğeniyorum. Evet. Bizim iyi bakanlarımız var. Ya Cumhurbaşkanı ekibini bu noktada güzel oluşturdu bu seçimlerden sonra. Yani bir Süleyman Soylu'yla kıyasladığın zaman Vedat Işıkhan veya Ali Yerlikaya mesela. 10 numara. Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya mesela veya bir önceki bakanın da tamam Çalışma Bakanı'nın da gayretleri vardı. O da ziyaretler ederdi, bir şeyler yapmaya çalışırdı ama donanımlı insan kendini biraz daha belli ediyor. O noktada hem yaş itibariyle biraz daha genç Vedat Işıkhan. Evet. Diğer önceki yine Vedat Bey'e nazaran. Aynen. Hem de daha donanımlı olduğunu gösteriyor evet. ama bir kişinin imzasından çıktığı için kararlar ne yazık ki onların da elleri kolları de bağlı aslında açık açık söylersek. Çalıştıkları sistem demokratik değil. Dediğin gibi emir demiri kesiyor. Hiçbir şeye itiraz etme lüksü yok. Şimdi ben Gaffar Bey izleyicimiz, benim de çok sevdiğim bir arkadaşımın akrabası, Güler'in de akrabası Gaffar Bey'i biz burada selam söyleyelim kendisine. Tanıştık televizyon programlarıyla, bizi izliyor. Gaffar abi diyeyim, konuşuyoruz artık, görüşüyoruz. Şöyle bir mesajı var izleyicimizin. Bel bir ara diyor, değinirseniz sevinirim, unutmadan hemen değineyim. Belpaş'taki ürünlerin çok pahalı olduğunu düşünüyoruz biz vatandaş olarak diyor. Sayın hiç Yusuf Alemdar inşallah yeni sistemde diyor Belpaş'taki ürünlere indirim yapar. Böyle bir beklentim var. Affedersiniz. Ergün Atalay da diyor benim eski komşumdur, kardeşim sayılır, çok severim. Bazen de akrabam diye takılırım, size iyi programlar diliyorum diyor. Gaffar abiye teşekkürler ediyoruz. Yanındakilere ve kendisine buradan şimdi, selamlarımızı iletiyoruz. Belpaş'taki fiyatları açıkçası bilmiyorum. Son durum, bu son zamlardan sonra ne oldu? Ben de gitmedim uzun gitmedim zamandır. Gitmedim uzun zamandır, bir bilgim yok. Ama şunu rahat, şunu açık şekilde söyleyebiliriz. Şu an belediyelerde bir düzenleme yapılıyor. Ekipler kuruluyor, yeni kadrolar oluşturuluyor. Bir önceki dönemde neler yapılmış, bunların istişareleri, toplantılar gerçekleştiriliyor. O yüzden aslında yoğun günler geçiriliyor şu an her belediyede. Bu arada Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik Başkan'a ve ekibine tekrar teşekkür. Bugün de harıl harıl kamyonlar kept. Ay bu sabah daha da çok makine vardı. Bir şey söyleyeyim mi? Bitecek orası. Ağustos ayından beri olmayan ilerleme şu 3 günde oldu. Kaldırımlar bitmek üzere. Yan taraflar. Şu 3 günde çok oldu. Çok güzel. Aylardır bitemeyen. Vallahi yeni başkanın
Hızlı girdi Osman hızını, Bey. Hızını gördük, başkan, görmeye başkan, başladık. İnşallah böyle devam eder. Böyle giderse bir haftada biterer oranın işi. İnşallah böyle güzel işler yapılır. Orhan Gevrek müdürümüze de selamlar buradan. Selamlarımızı yollayalım. Serdivan Belediyesi'nin bu hızla çalışmaları devam etmesi i̇nşallah. İstiyoruz. İnşallah. Yani temennimiz o. Biz burada aslında parti çok fazla ayırt etmiyoruz. Hangi parti olursa olsun bu şehre yapılacak yatırımlar, çalışmalar bizi ilgilendiriyor. Aa, tabii canım, ben Serdivanlıyım. Şu an benim için en iyi başkan Osman Başkan. Niye yani, yol bitiyor? A partisi gelmiş, B partisi gelmiş. Bir şey yapamadıktan sonra istersek Fizan'dan gelsin. Ne yapacağım yani? Valla arabanın ön takımları dağılacak Sevde. Yani korkuyorum artık. En son gelip gidemiyordum. Bütün Serdivan'ı ikinci viteste geziyoruz. Ya o büyük yol kile, çok kötü. Biliyorum kile. Ben bir gün. Aa bak, yapana da helal olsun. Ya helal olsun. Ya bu kadar kısa bir sürede aylardır bitmeyen bir şey demek ki bitebiliyormuş diyorsun. Geçen sene Ağustos'tan beri. Ya bir sene olacak. Bir neredeyse. De o yola 2013 yılından beri hiç dokunulmadı. Hiç. Eski haline mi? Evet. Bir iki çok böyle çukur olduysa ya da yamalıydı zaten o. Kazdıysa yani hiç asfaltlanmadı. Hiç düzenleme yapılmadı. Perişan haldeydi ki. Ki o cadde Serdivan Belediyesi'nden Kazımpaşa, Selahiye, Kazımpaşa'ya kadar işlek bir yol. Hiçbir şey yapılmadı. Yani çok eminim niye yapılmadığına dönem belediye başkanı da, çünkü ben 2014 yılında bura çok mahvoldu bu yol. Hani çok sıkıntı çekiyoruz. Çok da işlek bir yol. Bir yerde denk geldiğimizde acaba ne zaman buraya el atacaksınız dedik de ilk işlerimizden biri planlamıştık, planladık demişti 2014'te. Ay inşallah böyle şimdi güzel yapılıyor. Böyle gider, güzel haberler veriyorsun iki gündür o yolla ilgili. Aylardır çünkü sen hep şikayet ediyordun. O Şehit Mehmet Karabaşoğlu'ndan aylardır o İstiklal Mahallesi'nin hepsi şikayetçi. Evet yani tabii ki canım, sen İnan, mahvolduk, mahvolduk. Ben artık en son ben geç konuşmaya başladım. Ben bir ara korkuyordum Bergamalı köylüler gibi protesto edeceğiz falan İstiklal Mahallesi olarak diye. Çünkü herkes isyanlardı. Bir de bizim yaş grubu, oradaki yaş grubu biraz şey, hani ununu elemiş, eleğini asmış grubundan. Rahat etmek istiyor haklı rahat olarak etmek bu istiyor, insanlar. Gün içinde sürekli gündüz marketin et çarşısına bizim gibi hani ofise gelip kapanıp akşama kadar ortada olmayan değil. Gezen sosyal kesin insanlar, vakti olan insanlar. Ay çok şikayetçiler. Benim komşularım kaç tanesi kaza yaptı. Oh, böyle Allah korusun. Allah'tan yavaşsın. Sıkıntı olmuyor ama kaç tane maddi hazarlı kaza aldı bu işlerden zaten dolayı. Zaten hastane var o yol güzergahında. Zaten yoğun trafiğin olduğu bir yol. Benim mesela kız kardeşime yan sitede oturan bir doktor çarptı. Orada öyle bir hastaneye otopark açmak için şey yapılmıştı ki, şimdi oralar düzeldi, değişti. Öyle bir kavşak, böyle ya, giriş çıkış yapılmıştı ki tuhaf. Kaç kaza oldu. Kız kardeşime de çarptılar, komşuma da çarptılar. Şimdi baktım orası iptal edilmiş. Yaya yoluna katılmış. İyi. Tabii yani iki küçük kavşak böyle tuhaf bir şeydi, yan yanaydı. Evet evet. Ay, sıkıntılıydı. Çok kötüydü yani, orada güzel iyileştirme çalışmaları yapılıyorsa ne mutlu. Serdivan Belediyesi'ne de teşekkür edelim yani buradan Serdivan'la o bölgede yaşayan vatandaşlar için. Aynen, bir de bir yol daha vardı. Biz onu belediyeye de bildirmiştik. O da şey mahallesi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi. Bakalım şimdi oradan da bir geçeceğim, ne yapıyorlar. Orada hadi, da çalışmalar başlamış çünkü. Ha, başlamış mı? Başlamış. Aa, diye haber iyi aldım. Çok iyi, çok güzel. Haber aldım da bakalım ne aşamada. Ben o zaman yeni başladılar. Evet, Osman ben. Başkan'ın bunlar şanssızlığı. Yıllardır biriken şeyleri yapacak ama yani yapacak bir şey yok. Yapsın, sonu güzel olsun da. Aynen de, inşallah 5 senesi yeter. Yani artık bakacağız ona. Şimdi Yeni Gün gazetesini alalım hemen. Bakan Vedat Işıkhan demişken ekonomiden giderken Bakan Işıkhan belediye belediyelere seslenmiş efendim. Takipçisi olacağız mesajını da vermiş. Tüm belediyelere sesleniyorum. Bizler işçimizin ve memurumuzun haklarının yakın takipçisi olacağız demiş. Yerel seçimlerde yeni belediye başkanlarının göreve gelmesiyle birlikte belediye çalışanlarının işlerinden çıkarılması ve mobbing endişesiyle tedirgin olduklarını belirtmiş Sayın Bakan. Belediye başkanlarının bu tür davranışları çalışanların kazanılmış hak ve özgürlüklerinin kaybı anlamına gelecektir demiş. Sadece adalet ve sosyal sorumluluk açısından değil, aynı zamanda şehrin sürekliliği ve hizmet kalitesi açısından da bu hususla alakalı uyarı yaptı kendisi. Ayırt etmeksizin tüm belediyelere seslenmiş.
sesleniyorum. Bizler işçimizin ve memurlarımızın haklarının yakın takipçisi olacağız. Sizler de çalışanların haklarını göz önünde bulundurarak ve istihdama yönelik adil politikalar izleyerek çalışma hayatımızın niteliğini hep birlikte geliştirelim uyarısında bulunmuş kendisi. Tabii ki. Şimdi doğruya doğru, yanlışa yanlış. Deminden beri met ediyoruz Sayın Vedat Işıkhan'ı, bakanı. Bakan bu da politika yapmış. Evet. Bugüne siyaset kadar yapmış biraz. Ha, siyaset yapmış. Şimdi belediyelerin çoğu CHP'ye geçti ya. Bakan burada politika yapmış. Bir şey söyleyeceğim. Belediyelerin borçları almış başını gitmiş, kadrolar şişmiş. Şişti. Yani 7000 8000 orta ölçekli şehirlerde çalışanı yani olan. Şu Sakarya'da bile. Evet, belediyeler var. Seçime bir ay kala, 15 gün kala toplu alımlar yapılmış eski belediye başkanları tarafından. Ne yapsın ya şimdi gelen yeni başkan? Bu hiç fark etmiyor. AK Partili başkan olsun, CHP'li olsun, başkan olsun. Belediyelerin bütçeleri zaten belli. Evet, evde oturup bankamatikten maaş alan kadrolar var. Onları ne yapalım? Bizim vergilerden gidiyor. Tabii. Sayın Bakan, bizim size verdiğimiz paraları harcıyorsunuz. Tam tersini söylemesi lazım. Aynen. Çalışmayan, şişirilmiş kadroların devletten temizlenmesi lazım demesi gerekir. Örnek veriyorum, bir belediyenin, X bir belediyenin işçi sayısı 1000'se ve o belediyede 3000 veya 4000 kişi çalışıyorsa burada zaten o belediyenin bir incelenmesi lazım. Bir şey söyleyeceğim. Biz de biliyoruz, olmadı mı yakın çevremizde seçime bir ay kala 700-800 alınmadı kişi alındı mı? Yani bazı belediyelerde, ben isim de vermek istemiyorum ama özellikle hani Sakarya'da da var bu durum. İzleyicilerimiz çok da halkla biliyor. Evet. Yakından biliyorlar. Yani oturacak sandalye bulamayan bazı şeyler var. Aday gösterilmeyen başkanlar 31 Mart'a kadar, yine o son 2-3 ay başkanlık yaptılar ya, bütün belediyelere aldılar. Yani bu aslında alındı, işçi alımı, memur alımı yapıldı. Yani belediyelere külfet mi? Külfet. Hele ki belediyeler bu kadar borçluyken. Alanların çoğu da seçim öncesi olduğu için bu işler. Onun için diyorum bakan siyaset yapmış diye. Muhalefete geçmemişti o zaman. Çoğu da AK Parti belediyesi. Evet. Yani bakan siyaset yapmış, evet, burada ya. Evet, başka hiçbir şey bu değil. Bu politika doğru yapmış. Bu, ben bu beyanı önemsemedim. Hatta Sakarya'da şöyle konuşmalar oldu. Belediye büyükşehirde bizim çok kalabalık. Büyükşehirde oturacak yer yok. Büyükşehir belediyesinde oturacak yer yok. İşçiler başkan değiştikten sonra bir endişeye kapıldı. Bir kesim, işte benim kulağıma gelen, son 3 ayda işe alınanlar çıkartılacak dendi. Son 1 sene içerisinde işe alınanlar çıkartılacak dendi. Bir duyum geldi, işten çıkarma olmayacak dendi. Ha, Yusuf Alem de işi çıkartırsa ben kızmam. Ben de kızmam. Yani nasıl çıkartırsın? Şişmiş kadrolar temizlemek zorunda. Demem açıkçası, çünkü dolu. Dolu her yerde. Büyükşehir Belediyesi'nde sandalye yok diyorlar oturmaya. Saski de aynı şekilde. Sandalye bulamıyormuş. Yani devlet kadroları oy kaygısıyla istihdam yaratılan alanlar değildir ya. Çıkarırsa da haklılar yani. Yazık o insanlara. Evet, ama onların işsizliği, işsizlik oranlarının bu kadar yüksek olması genel ekonomik politikalarla ilgili. Vatandaş da artık elini taşın altına soksun halkta. Yani bu seçimlerde gördük, öyle bir vatandaşların toplu olarak öyle bir gayret de var ama yani Vedat Bey'in son Sakarya'ya da geldi gitti bu hafta. Son çalışmalarını güzel buluyorduk, iyi takip ediyorduk. Bu ne olmuş? Orada bir şey yapmış. Yani politika yapmış. Yapmasın, siyasetçi olsun, politikacı olmasın. Bak, evet. Halkta, imgede anlamları bizde farklıdır. Tabii ki. Sözlükte aynı olabilir ama. Farklı. Yani bu politika yapmış, politika, olmak. Siyaset yapmış biraz kendisi. Evet, tabii ki isteriz ki gönlümüzden kopan bu belediyelerimizin borcu olmasın, bütçeleri, belediyelerimize ayrılan bütçeler yüksek olsun ve o kadar insan, hatta daha da fazlasını barındırabilsinler, keşke. Tabii belediyelerimizin büyük işletmeleri olsun, işçi alımına ihtiyacı olsun, İstihdam sağlasınlar, keşke daha da fazla olsun. Temennimiz o, ama bizim belediyelerimiz borçlu. Ne yazık ki sadece Sakarya için değil bu, birçok ilin. İlçenin. Vallahi şimdi işte yeniden refaha geçen, CHP'ye geçen, Büyük Birliğe geçen belediyeler asıyorlar büyük büyük afişlerle borçlarını belediyelerin. Ya ben Sakarya'da da bekledim aslında ama Sakarya'da olmadı ya. Ama neden olmadı biliyor musun Sakarya'da? Ben sana o detayı vereyim. Çünkü örnek veriyorum, Kadir Yazgan Kaynarca'da AK Parti'den gösterilmediği için yeniden refaha geçti. Yani kökeninde bir AK Partililik olduğu için CHP'yi mesela ayrı tutarım. O da asmadı henüz ama o galiba asacak.
Asacak mı hiç? Yani öyle bir şeyler duydum ama kulis bilgisi ne kadar doğru bilmiyorum. Ben bekledim açıkçası bugün, ama Cumhur İttifakı'na yakın belediyeler, partiler kazandığı için Sakarya'da. Doğru söylüyorsun. Onu yapmazlar. Onu anca CHP yaparsa aynen. Yapar. Nihat Arda Şahin de dün sosyal medyasında gördüm. Sapanca Belediyesi'nde bugün 23 Nisan kutlaması var çocuklara özel. Belediyenin kendi organizasyonu. Ne kadar güzel. Velileriyle birlikte evlerinden otobüslerle alınıyorlar. Belediyenin önüne getiriliyorlar. Şenlik havasında oyunlarla, oyuncaklarla, yemelerle, içmelerle belediye kendi kutlamasını yapıyor. 23 güzel. Nisan kutlamasını Sapancalı çocuklara hediye ediyor. Gerçekten eline koluna sağlık Sapanca evet. Belediyesi'nin başkanı. Şimdi Sapanca demişken hemen Sapanca'da bir kalalım. Ekonomiye, siyasete biraz nokta koyalım. Sonuna ya da Vedat Bey'e ben sempati duyduğum tek bakandı yani. Onun için çok da ben konuşmak Ali Yerlikaya'yı istemiyorum. Da seviyorum. Ali Yerlikaya da iyi gidiyor. Başarılı operasyonlar çok. Türkiye genelinde imza. Ne çok operasyon yaptı bu hafta. Biz Süleyman Soylu döneminde hasret kalmıştık böyle operasyonlara ne yazık ki. Ya hani onun şeyini yayınlıyorduk. Oh oh. Oh olsun, şöyle olun, böyle olun, beddualarını, tuhaf demeçlerini falan yayınlıyorduk. Gerçekten artık toplumu sinir uçlarına basıyordu. Evet ya. Yani herkesin, yani insanları... AK Partili'nin, AK Partili olmayanın böyle bir üstten bakmacı, bir de tip olarak çok iticiydi. Çok da bir şey demek istemiyorum aslında ama dediğinde çok haklısın. Söylemleri aslında insanları daha da tahrik ediyor. Ya sen koskoca İçişleri Bakanısın. Oh oh dedir mi vatandaşın bir kısmına haklı veya haksız? Veya sen sokak ağzı. Şeylik siyaset çok fazla yapmaman gerekiyor. Sen siyaset yapıyorsun haliyle muhalefet de sana cevap veriyor. Seni siyasetin içine çekiyor. Bir de o ne kadar kötü bir sokak ağzı, ne kadar argo evet, bir dil. Bakana yakışmayan bir. Sen bakan, sen İçişleri Bakanısın var, ya. Önemli bir Türk birisi. Emniyet Teşkilatı'nın hepsi sana hepsi bağlı. Hepsi sana bağlı. Ne oh. Ama Ali Yerlikaya o açığı kapattı. İnşallah başarılı operasyonlar devam eder. Suçlulara göz açtırmamaya aynen. Kararlı. Ali Bey de öyle, Bakanlığı. Vedat Bey de vallahi bir Türkçe, düzgün Türkçe evet, konuşan ya, bakanımız oldu. Evet, bakanlarımız öyle. Dediğim gibi ben beğeniyorum açıkçası. Şimdi zamanımız daralırken bu habere değinelim. Dün değinememiştik. Yine mi daralıyor? Evet, daralıyor. Yine daralıyor. Arkadaşlar hemen verelim görüntüyü. Oynatın, sessiz oynatın görüntüyü. Havalar ısınmaya başladı malumunuz. Vatandaşlar da yasakları delmeye başladı. Yasaklar her zaman tatlıdır. Kural bozmak bizim genimizde var açıkçası. Şimdi burası efendim Sapanca Gölü. Biliyorsunuz Sapanca Gölü en değerli hazinemiz. Her şeyden önce içme su kaynağımız. Hem bizim hem de Kocaeli'ye su sağlanıyor. Sapanca Gölü'nde efendim yasak olmasına rağmen fosil yakıtlı tekneler havaların ısınmasıyla birlikte kendilerini de göstermeye başladılar. Biz her sene bu, her yaz bu konuyu aslında konuşuyoruz. Birkaç kere de haberlerini yapıyoruz. Gündeme geliyor. Hafta sonu kaydedildi bu görüntüler. Güzel havanın tadını çıkarmak için Sapanca Gölü kenarına giden vatandaşların kamerasına yansıyan görüntüler bunlar. Biz haber yapmaktan bıktık. Vatandaşlar Sapanca Gölü'nde yasak olmasına rağmen bu tekneleri kullanmaktan bıkmadılar. Ya şimdi bu nasıl bir sorumsuzluk? Bu nasıl bir bilinçsizlik? Yani sürat motorun var ama vatana millete sorumluluğun yok. İşin evet. Doğrusu. Yasak işte ya, yasak. İçme suyu kaynağı. Yasak. Kimse yok, bak bir tane o var o an. Bir ya bak bu zaman, kimse zaman yok yani. Böyle oluyor oluyor biliyorum için, da. Gezmek için. Yani onu oraya kadar taşımışsın, indirmişsin. Yasak olan gölde tamam gezdin. Gezdin ne oldu? Yasak. Cezayı da yiyeceksin. Yani hele hele ki Sapanca Gölü. Gölde kirlettin. Çevre kirliliğiyle aslında ayyuka çıkmış değil çok şükür ama mücadele ediyor. Yakın zamanda bundan birkaç hafta önce NATO borusu patladı. Akaryakıt göle sızdı. Günlerce uğraşıldı o akaryakıt atığının temizlenmesi için. Bir de bu tarz tekneler gölde sırf birkaç kişinin keyfi için tur atıyorlar. Daha da zarar veriyorsunuz. Sapanca Gölü biz bangır bangır söylüyoruz. Bunu çevreciler de, bu işin uzmanları da bangır bangır bağırarak söylüyorlar. Sapanca Gölü bizim değerimizdir. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Biz şu an anlamıyoruz tehlikeyi ama bundan yıllar sonra tehlike iyice kapıya dayanacak. Aynen öyle. Ay bir de yasak.
Yasak sebebini beğen ama, beğenme, anla anlama. Ya yasak, onu niye göle indirip geziyorsun onunla? Yasak işte, cezası ne kadar acaba? Onu soracaktım. Caydırıcı yani, bir ceza olması lazım. Var mı cezası? Bir de bunu bizim ihbar hattına atan vatandaş kesinlikle belediyenin ihbar hatlarına da atmıştır. Ne yapıldı, nasıl kaldırıldı, nasıl çıkarıldı? Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Gölün üstünde mi gezmek istiyorsun kardeşim? Gez deniz bisikletiyle. Kirletme yani gölü ya. O da su. Süratli gitsen de suyun üstünde. Su güzel bir şey. Süratsiz gitsen de. Bu nasıl bir görgüsüzlük? Görgüsüz. Başka yok. Görgüsüz. Doğru. Başka hiçbir yani şey değil. İhlalkarlık, görgüsüzlük. Cahillik, görgüsüzlük. Buradan da Sapanca Belediye Başkanı'na çağrı yapalım. Bu konuya da el atsın. Her yaz bu tarz görüntüler çok tanık oluyoruz. Caydırıcı cezalar gelmesi gerekiyor. Eğer Sapanca Belediyesi'nden de bizleri izleyenler varsa, biz bıktık efendim. Gölümüze zarar gelmesinden endişe duyuyorum ben. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani eğer isterlerse... Bize gelen ihbarlar yani belediyeden daha çok olabilir. Basına çok gönderiyor. İnsanlarda el alışkanlığı var. Eğer isterlerse o bu tip şeyleri biz bilgilerini de verebiliriz kendilerine. Hemen müdahale ederler. Ya illa ki onlarda yapılan haberlerin. Yani biz de gazeteciyiz. Tamam elimizden geleni yapıyoruz ama gidip de bu adama çek kenara fosil yakıtın var diyemeyiz yani. O da bizim işimiz değil. İn bakayım şu sürat motorundan diyemeyiz. Ve vatandaşlarımız da ya bu kadar vurdum duymaz olmayın. Birazcık duyarlı olalım, değerlerimize sahip çıkalım, kurallarımızı bilelim. İlla çok yüklü miktarda paralar mı ödemek istiyorsunuz? Şimdi bunu alanın parası da vardır biliyor musun? Para cezası da çok, o yüzden korkmuyorlar zaten. Çok kesmez bunu. Bunu çok kesmez. Gezdin diyor ya şeyde internet. Gezdin, bindin, gezdin, oldu. Gölü kirlettin, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gölü kirlettin, yani bizim göl, göl bizim. Motor senin ama göl bizim hepimizin. Ne oldu işte bu şehirdeki 1 milyon kişinin hakkına girmiş oluyorsunuz yasakları çiğneyerek, o gölü kirleterek. Görgüsüz. Gelecek nesilleri tehlikeye atmış oluyorsunuz. Bir tekne deyip geçmeyin efendim. Bu sadece bir tane örnek. Gelen, biz gelenleri biliyoruz. Bir de gelmeyenleri var. Gözden kaçanlar gözler var. Gözden kaçanlar var dediğin gibi. Ve her yaz biz rahat böyle 3-4-5 tane haber yaparız. Vatandaş o kadar rahatsız olmuş ki orada ailesiyle piknik yapan vatandaş. Ya herhalde, onun bile hakkına giriyorsun ya. Pikniğini bozdun, moralini bozdun. Evet, ne gerek var? O kadar rahatsız olmuş ki. Bak nasıl çekiyor, diyor ki yakıtlar yasak, orada anlatıyor haberlerde seyircilerimizin. Bak çocuklara bak, çocuklar var orada. Yakıtlar yasak, çevre kirleniyor, göl kirleniyor. Ya insan, burası bizim evimiz Sakarya. Sakarya'nın da en güzel yeri salonu. Sapanca Gölü. Ya sen getirip de salonun ortasında sokakta gezdiğin ayakkabılarına gezer misin? Yani. Bu o demek. O demek. Çamurlu ayakkabılarına evin salonuna girer misin? Açık renk halıların üstüne canım, basar mısın? Sonra da o mikroplu ortamda oturur musun? Ya aynı şey, hiçbir farkı yok. Biz o suyu içiyoruz ya, tüketiyoruz o suyu biz. Zaten zaman zaman kirlilikle mücadele veriliyor. Çok sinirlendim, bir daha söyleyeyim mi? Söyle. Görgüsüz. Görgüsüz. Ya böyle duyarsız, senin tabirinle görgüsüz çok insan var ya. Kulaklarını tıkamış, çok affedersiniz at gözlüğünü takmış, hiçbir şey umrunda değil. Aman bana ne, kirlenirse kirlenir, yasaksa yasak, umrumda değil. Veya arkasında güvendiği birileri var. Veya dediğin gibi çok parası var. Aman ceza öderim gelsin. Ki zaten aman aman ne kadar caydırıcı bir cezası da, para cezası da olduğunu düşünmüyorum ben. İnşallah Nihat Arda Bey, tekrardan söyleyelim, bu noktaya da, bu konuya da dikkat çeker. Çünkü Sapanca Gölü'nü korumak en büyük görevlerinden bir tanesi. Yani. Her birimizin, bütün Sakaryalıların Sapanca Gölü'nü korumak boynunun borcu. Dediğin gibi biz içiyoruz bu suyu. İçiyoruz ya. Bu bizim içme suyumuz. İçiyoruz ama yok. Biz kaybedince değeri anlarız. O kaybettikten sonra da suçu başkalarına atarız. O nesil yaşlandı. Biz öyle değiliz. Yani hiç kendimize bakmayız. Yapmayın bu kadar ya. Bu memleket, bu dünya, bu ülke, bu şehir hepimizin. Hepimize bir görev düşüyor bu dünyada. Görüntüleri çekip tepki gösteren beyefendiye ve hanımefendiye de teşekkür ederiz. Bu tarz görüntüleri efendim Medyabar WhatsApp ihbar hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bunu da bir kez daha belirtelim. Yayınlıyoruz. Sizlerden gelen görüntüler, haberler bizim için çok önemli, değer taşıyor. O yüzden paylaşmaya çekinmeyin. Rahatsız olduğunuz, habere konu olacağını düşündüğünüz bir konu varsa muhakkak bizlerle WhatsApp ihbar hattımızdan iletişime geçebilirsiniz diyelim ve bugün de noktalayalım. Evet. Bu tatsız haberle güzel başladık, tatsız bitirdik.
Evet 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 ya. Yani işte gündem bu olunca ne yazık ki hayatın içerisinden her şeyleri vermeye çalışıyoruz. Agresif bir insan değilim. Sinirlenmeyi sevmem. Sinirli insanı sevmem yanımda ama ya işte ama ya gezmeyi ver ya şu suyun işte üstünde bu şu motorla. Etkileniyorsun anladın mı? Yani ya, bir yerden sonra. Şundan sinirleniyorum. Yani değmez. Yani çok amaçsız. Hani evet. Mantık bir, ben kendi içimde bir mantığa oturtturamıyorum bunu. İnsanın sinir uçlarına dokunuyor bu kadar duyarsız olmak vatandaşın. Aynen, aynen, evet, aynen bu duyarsızlık. Hani gerek yok ya. Gerek yok bu kadar aynen. Duyarsız olmaya ama ne yazık ki duyarsız bir toplumuz genel olarak. Sadece Sapanca Gölü için demeyelim, genel olarak duyarsızlığı biz seviyoruz. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ediyorum. Ben de sana çok teşekkür yarın ediyorum. Yarın kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Tekrar bayramımızı kutluyorum, evet, hepimizin. Yarın görüşmek üzere. Evet efendim, yarın saat 10'da kaldığımız yerden sabah kahvesi programına devam edeceğiz. Bizlerden bugünlük bu kadar, hoşça kalın.